Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Eylül aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, artık 2020'nin son çeyreğine giriyoruz. Yaza veda edip sonbahara merhaba dediğimiz Eylül ayı başlıyor. Güneş 22 Eylül'e kadar Başak Burcu'nda olacak ve Eylül ayına Balık Burcu'nda güçlü bir dolunayla başlayacağız. 2 Eylül sabah erken saatlerde 10 derece Balık Burcu'nda dolunayımız meydana gelecek. Bu dolunay aslında sizin için keyifli bir dolunay. Çünkü su elementinde ve size dost bir burçta 5. evinizi aydınlatan bir dolunay tesiri altında olacağız. Ve burada özellikle aşk hayatınızla ilgili, romantik konularla ilgili tesirler altında olabilirsiniz. Aşık olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişilerle daha fazla romantik paylaşımlar yapabileceğiniz keyifli bir dönem olabilir. Çocuk sahibi olmak istiyorsunuz örneğin, evlisiniz, çocuğunuz olsun. Çocuk sahibi olma konusunda bu dolunay size çok güzel kapılar açabilir. Çocuklarınız var. Çocuklarınızla ilgili yine bazı kararlar vermeniz, onların eğitimi, gelişimiyle ilgili düzenlemeler yapılması ve benzeri konularda dolunayın açabileceği konular. Aynı şekilde yaşamdan keyif almak, kişisel uğraşlarınız, sanatsal çalışmalarınız, hobileriniz, yeteneklerinizi değerlendirme imkanları. Tüm bunları bu dolunay şöyle bir olgunlaştırabilir, görünür hale getirebilir. Daha önceden başlamış düşünceler, girişimler de olabilir bunlar. Bunların sonuç verdiği bir dönemde de olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili akrepler ve yükselen akrepler. Özellikle 10 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa, evet, bireysel tesirler artacaktır. Balık ve Balık burcunda ya da Başak burcunda değişkenlerdeki yerleşimler tabii ki daha güçlü etkiler veriyor. Su ve toprak burçlarında iyicil gezegenleriniz varsa tesirlerin sizin adınıza daha yapıcı, daha şanslı, daha bereketli olacağını da bu anlamda söyleyebiliriz. Dolunayı takip eden günlerde ay ortasına kadar bu etkiler devam edebilir ve Başak burcundaki Güneş'in Uranüs'le, Jüpiter'le ardından Satürn'le olumlu temasları olacak. Bu aslında uzun vadeli yapılar kurmak adına, bu etkilerin hayatımıza daha kalıcı olması adına, belki beklediğimizden daha hızlı ve şanslı olması adına da, sürprizler getirmesi adına da destekleyici olacak gibi görünüyor. Sevgili akrepler, evet, 5 Eylül'den itibaren Merkür Terazi Burcu'na geçiyor. 6 Eylül'de Venüs Aslan Burcu'na geçiyor. 6 Eylül'den itibaren Venüs Aslan Burcu'nda biraz hani iş konuları, kariyer konuları, toplum önündeki statünüz, üstlerde ilişkiler, otoriteyle ilişkiler, aile içi ilişkilerde daha hoş, daha keyifli etkiler verebilir. Hayattan biraz konfor beklentimiz artıyor, özgüvenimiz de artıyor. Bu anlamda Venüs Aslan'da işte bu ihtiyaç duyduğunuz konfor, özgüven, biraz hani toplum önündeki başarı, ün, şöhret gibi alan, dikkat çekme gibi alanlarda 6 Eylül'den itibaren size daha rahat tesirler getirmeye başlayabilir. Ve bu ayın en önemli hareketlerinden birisi 10 Eylül'de başlayacak Mars'ın Koç burcundaki geri hareketi. 2020'nin en önemli hareketlerinden birisi aslında. Kişiselden ziyade toplumsal alanlarda tüm dünya için önemli bir tesir bu. Ama bireysel olarak da tabii ki etkiler altında olabiliriz. Üstelik Mars sizin yönetici gezegeniniz. Öncelikle bu retro sadece Eylül ayıyla sınırlı değil. 10 Eylül'de başlayacak. 15 Kasım'a kadar devam edecek. Bununla ilgili bir video hazırladım sizler için. Henüz izlemediyseniz Astrofoni Demet Bağtacı YouTube kanalındaki Mars Koç burcunda videomuzu lütfen izleyiniz. O videoda retro hareketinden de bahsettim. Mars enerjimizi anlatır, mücadele gücümüzü anlatır, özgüvenimizi yönetir. Bir şekilde aslında Mars'ın retrosu biraz hani enerjinin dışa vurumundan ziyade içselleşebileceğini gösteriyor. Biraz zaman zaman bu hayatımızda enerji düşüklükleri yaratabileceği gibi mücadele gücümüzü de biraz azaltabilir. Belki pasif agresif böyle bir durum içerisine de girebiliriz. Çünkü Mars hani kavgacılık demek, mücadele demek, gerektiğinde saldırganlık demek. Ama Mars retrosunda bu saldırganlık içselleşebilir. Biraz hani kendimize dönebilir. Bu da fiziksel gücümüzü, hani bedensel sağlığımızı etkileyebilir. Zaman zaman sağlık problemlerine ya da enerjinin yanlış kullanımı nedeniyle kazalara, sakarlıklara yol açabilir. Bu nedenle günlük hayatınızda lütfen
Dikkat edin sevgili akrepler. İş hayatınızda çok önemli girişimlerde bulunmamakta fayda var. Yani süre gelen işlerle uğraşabiliriz. Geçmişten yarım kalmış konuları tamamlayabiliriz. Sağlığınızla ilgili ihmalkar olmayın. Risklerden, tehlikeli durumlardan uzak durun. Kronik baş ağrıları, migren ağrıları, göz ağrıları, diş ağrıları, eklem ağrıları, kas ağrıları veya hani bazı kazalar sonucu oluşabilecek problemler artabilir Mars retrolarında. 15 Kasım'a kadar, evet, bunlara çok dikkat ediyoruz sevgili akrepler. Ve 13 Eylül'de Jüpiter Oğlak Burcu'ndaki retrosunu bitirecek artık. Yaklaşık 4 aydır retroydu biliyorsunuz. 13 Eylül'den itibaren ileri harekete dönecek ve Jüpiter 19 Aralık'a kadar ileri harekette. Bu durumda, bu dönemde, yaklaşık 3 aylık dönemde artık eğitim gibi konularda biraz daha rahat hareket edebiliriz. Ya da engellenen bir şeyler, yarım kalmış konular varsa eğitim, ticari faaliyetler, yurt dışı ile ilgili konular, seyahat planları. Bunları düzenlemek adına 19 Aralık'a kadar tesirlerimiz daha iyi, daha şanslı gelişmeler altında, daha verimli gelişmeler altında olabiliriz. 17 Eylül'de yeni ay var. Başak Burcu'nda doğacak. 25 derece Başak Burcu'nda 11. evinizde doğan bir yeni ay. Aslında yine sizin için keyifli, dost bir burç Başak Burcu'nda doğacak. Yeni ay yeni olasılıklar demek, yeni planlar demek. 11. ev zaten projeler alanına işaret ediyor. Yeni projeler, yeni teklifler, yeni düşünceler, yeni girişimler, iş hayatınızla da ilgili olabilir. Geleceğinizle ilgili yeni hedefler belirleyebilirsiniz. İşle ilgili başlangıçlar olabilir. Yine sosyal hayatınızda hareketliliklerin artabileceği bir dönem. Yeni çevrelere girebilir, yeni tanışmalar içerisinde olabilirsiniz. Belki yeni bir ortama gireceksiniz, bir organizasyon içerisine gireceksiniz. İş eğitimi gibi bir konu olabilir, bir seminer olabilir veya bir vakıf çalışması, bir dernek, bir kulübe üye olmak gibi durumlar olabilir. Yani toplumsal alanlarda, sosyal alanlarda hareketliliğin arttığı, yeni açılımların olabileceği, yeni tanışmaların olabileceği aslında bir yeni ay döngüsü, maddi manevi, bereketli bir yeni ay. Bu yeni ay Satürn'den de güzel bir tesir alıyor. Yani aslında olup bitenler biraz daha uzun vadeli düşünmekte fayda var. Daha kalıcı iş girişimleri, daha kalıcı projeler, uzun vadeli işimizle bağlantılı eğitimler, belki bir iş seyahati, yeni bir ekip çalışması, organizasyonu bu yeni ayla beraber hayatımıza gelebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Yeni ay 25 derece Başak Burcu'nda, özellikle yükselen burcunuz, güneş burcunuz, kişisel gezegenleriniz 25 derece ve yakınlarındaysa bu tesirlerin bireysel olarak güçleneceğini bekleyebiliriz. Özellikle toprak burçlarında, su burçlarında hareketler varsa, iyicil gezegenleriniz varsa, örneğin bir boğa burcunda, bir akrep burcunda Jüpiter'iniz, Venüs'ünüz varsa çok bereketli bir yeni ay olacağını sizin adınıza söyleyebilirim sevgili akrepler. Evet, etkiler ay sonuna kadar devam edecek. Ve 22 Eylül'den itibaren Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. 29 Eylül'de Satürn retrosu bitiyor. Satürn 17 Aralık'a kadar Oğlak Burcu'nda ileri harekette. Artık Satürn'ün son demleri. Satürn Aralık'tan itibaren tamamen çıkacak Oğlak'tan. Artık Kova Burcu'ndaki seyrine başlayacak. Bu dönemde son belki 3 yıldır 3. ev konularınızda yapa geldiğiniz her ne varsa şimdi Satürn ileri harekete dönerek bunları düzenlemek, sağlamlaştırmak adına, yapılandırmak anlamında güçlü bir tesir veriyor. Üstelik Jüpiter de orada, o da ileri harekete döndü ve Başak yeni ayı da bu Jüpiter ve Satürn'le olumlu temasta. Yani bir eğitimse bu, onu tamamlayabilirsiniz. Bir ticari oluşumsa bunu güçlendirebilir, sorunları çözebilirsiniz. Kardeşlerle ilgili uğraştığınız konular vardı örneğin. Son böyle birkaç yıldır. Bunlarla ilgili son artık kararların verilebileceği, biraz daha durumların güven teşkil edebileceği, yapılandırmaların netleşebileceği bir süreci işaret ediyor gökyüzü. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor.
Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.